Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız bakın bundan 10 ay önce SourceMap ile ilgili bir video hazırlamıştım. Burada SAS tarafında bu map dosyalarının ne işimize yaradığından bahsetmiştim. Bugün daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. Çok basit ama çok önemli bir konu. Neden önemli olduğunu da göreceksiniz. Çünkü yazdığınız React projenizin kodlarını herkes görüyor olabilir. Normal şartlarda zaten sonucunda JavaScript ürettiği için aslında kodlar herkesin elinde mi? Evet elinde. Ama bir React projesi olarak bütün kodları görmekle bundle edilmiş bir projeyi görmek arasında tahmin edebileceğiniz gibi dağlar kadar fark var. Yani siz oturup açıp da o JavaScript dosyasını yorumlayabiliyorsanız zaten problem yok. Ama genelde yorumlanamadığı için ne kadar şey de yapsanız, beautify de etseniz fark etmiyor çok fazla. Çünkü mantıklı bir şey çıkmıyor. Fakat sizin birebir React projenizde yazdığınız gibi bir kodu görmesi bir tık can sıkıcı olabilir. Peki, şunu düşünebilirsiniz. Bu zaten hani belli bir tecrübesi olan insanların bence aşmış olabileceği bir konu. Fakat bu aslında öyle değil. Bunun sebebini şöyle göstereceğim. Şimdi ben şöyle bir proje yazıyorum. Bu bir storyboard. Burada hikaye oluşturuyoruz. Ve işte herhangi bir işlemi kolay bir şekilde ne bileyim yapabiliyoruz. Burada ben Fabric.js kullanıyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere eğer bu tarz şeylerle uğraştıysanız burada Fabric.js kullanıldığını tahmin edebilirsiniz. Fakat Base aldığım bir tane site vardı. Böyle bir site. Bu da React'te yazılmış. Zaten React'te yazıldığını nereden anlıyorum? Ben şurada eklenti kurulu olduğu için biliyorum React'te yazıldığını. Ve bazı mesela özellikleri var. Burada kullanıldığı hoşuma gitmiş. Ve ben hani aslında arasam zaten internette de bulabileceğim şeyler aslında ama yine de şöyle bir bakıyordum neler var neler bulabilirim falan diye ve şunu fark ettim. Sources altına girdiğinizde hatta şöyle büyüteyim. Şöyle büyütelim. Sources altına girdiğimizde bakın şimdi ne bulacağız. Şurada sitenin adresi editör tamam klasördeyiz. Statin altına giriyorum. JavaScript'in altına giriyorum ve bakın burada ne görüyorum? App.js'e bastığım zaman şunları da kapatayım. Zaman inceledim de neler var acaba diye. App.js'e bastığım zaman bakın burada gördüğüm kodlar benim bildiğin React'teki App.js'teki kodlarımın birebir aynısı. Aynı şekilde ben gidip utils içerisinden istediğim mesela copy paste işlemi nasıl yaptığına bakmak istersem buraya girip çok rahat bir şekilde her şeyle bunu görebiliyorum. Komponentlerine girip komponentlerine tek tek neler oldu. Yani bütün projeyi aslında burada komple görebiliyorum. Peki bu güzel bir şey değil açıkçası. Yani bunu yapan insanın emeği için de güzel bir şey değil bence. Kendisi paylaşmak isterse zaten paylaşır. Doğru mu? Ve şöyle bakalım. Code Canyon'da satılan React scriptleri. Değil mi? Paralı React scriptleri. Mesela şu arkadaşa girip bakıyoruz. Bunları niye gösterdim? Şimdi anlayacaksınız. Bu normalde bir iframe'den çalışıyor. Şuradan. Asıl siteye girelim. Bunun bir React şey olduğunu şöyle görebiliyorsunuz şuradan dolayı. Source'a giriyorum yine. Statin altında, JS'in altında. Bakın burada App.js'im var. Bu projeyi ben satın almama gerek yok. Ben merak ettiğim bir şey var. Atıyorum şurası nasıl çalıştığını merak ediyorum değil mi? Abi giriyorum ben buradan o zaman. Static.js'ten varsa tabii her projede yok bu tabii onu söyleyeyim. Bir tane komponent kullanıyormuş zaten. Bu komponentte de her şeyi hallediyormuş. Buradan bakıp inceleyip kendi projenize dahil edebiliyorsunuz. Bu evet bazen hani böyle masumane kullanırsanız çok güzel bir şey. Ama bir şeyi çalmak, bir şeyi böyle kötü amaçla kullanmak istediğinizde hoş bir şey olmayabilir. Yani burada satılan bir projeden bahsediyoruz. Mesela atıyorum NFT Minter diye bir React'le yazılmış bir şey var. Ben hiçbir şey bilmiyorum NFT ile alakalı ama merak ettim diyelim ki burada generate token dediğiniz zaman şöyle bir adrese yöneliyor. Burada bir şeyler yapıyor tamam mı? Ben şimdi NFT'yi bilmediğim için tam hakim değilim olaya ama sources kısmında bakın burada da yine statiğin altında JS'in altında app.js olduğunu görüyorsunuz. Ben burada neyi görüyorum? İşte Minter diye bir komponent var. Nerede? Şurada. Minter ile ilgili işlemler burada yapılmış. Dolayısıyla ben bunların hepsine bakıp almak istediğimi rahatça alabilirim. Peki yani buradan şunu anlayabiliriz. Aslında işini iyi yapan insanların bile atlayabileceği bir detay bu source map detayı. Çünkü React'te build alırken özellikle create react app ile
diyelim bir React projesi oluşturdunuz ve build alacaksınız. Build alırken bir de size bunların source map dosyalarını oluşturuyor. Şimdi öyle bir şeyde de bizim işimize gelmiyor. Yani burada benim mesela build aldığım klasöre baktığımızda bakın şu iki dosya normalde ihtiyacımız olan şu iki chunk dosyasıdır JavaScript dosyası. Ama bir de onun altında chunk.js.map var. İşte asıl zaten problem olan bu. Hatta şöyle bir bunu open finder diyebilir miyiz lan? Nereden diyorduk lan? Open in reveal in finder. Şimdi burada oradaki az önce girdiğimiz yer neresi? Statik. Statiğin altına girdikten sonra JS. JS'in altında aslında bizim gördüğümüz şey bu map dosyaları. Bu ve bu. Ya siz build aldıktan sonra bu dosyaları sileceksiniz ki zaten bu dosyalar yüksek boyuttadır. Bakın 25 megabaytlık bir dosya bu. Bu da 331 kilobaytlıkmış. Şu genelde bizim projemizin tamamını içinde taşıyan source map. Bunu biz production ortamında build aldığımız zaman bence bunun olmaması gerekiyor. Ki olası sebeplerden dolayı gördüğünüz gibi React projelerin kodlarını inceleyebiliyoruz. Ya bunu sileceksiniz öyle atacaksınız ya da şurada hatta şurada bir tane size Stack Overflow şeyi de vereceğim. Normalde Generate Source Map False diye ekliyorsunuz build'in burasına. Ve artık ben hemen bir build almayı deneyeyim. Evet build'imi aldım. Tekrar static klasöründe JS'in içine girdiğim zaman bakın artık o source map dosyalarım yok. Ve artık birisi girip benim siteme baktığında bu React dosyalarımın kaynak kodlarını göremeyecek. Yani bizim yazdığımız hatırlarsanız mesela Prototürk editörü vardı. Normalde ben zaten bunun kaynak kodunu paylaştım ama paylaşmamış olsaydım buradan source'tan static.js ve app.js diyerek buradan işte bakabiliyordunuz. Sonra atıyorum code bar komponentine girerdiniz. Burada neler varmış falan filan diye bakabilirsiniz. Yani kısaca aslında bu kötü bir durum. Bunu merak ettiklerinize bakmak için de kullanabilirsiniz ama çok da zararlı bir işlem yapmamanızı tavsiye ederim bununla. Eğer siz gerçekten önemli bir şey yapıyorsanız, hani paylaşmak istemediğiniz bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bu çok doğal bir şey. Böyle bir durumda mutlaka bu detayı eklemeyi unutmayın ya da dosyanızı silmeyi unutmayın. Öbür türlü gördüğünüz gibi projenizi satışa çıkarsanız bile birileri gelip ne yaptığınıza çok kolay bir şekilde bakabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.